Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bir tığ çalışması yapacağım sizlere bugün 3 ee, numara bir tığım var elimde normalde tığımla kullanabileceğim bir ipim arkadaşlar yapacağımız bu model ister yelek model olsun ister şal olsun bebek kıyafetleri bebek battaniyeleri her yerde kullanabileceğimiz çok da basit bir model olacak zincir üzerine başlanacak bir model arkadaşlar yapacağımız uzunlukta zincirimizi çektikten sonra modelimizi hemen uygulamaya başlıyoruz. Şöyle bir de güzelliği var. İsterseniz zincir üzerine yapabilirsiniz. İsterseniz zincirin üzerine bir sıra sık iğne de gidebilirsiniz. Veya işte ikili üç, iki kat, üç kat trabzanlarda yapıp öyle de yapabilirsiniz. Hani kenar bordürü kalın olsun istiyorsanız. Ben bugün sadece zincirin üzerine kurarak yapacağım modelimi arkadaşlar. Modelimizi şöyle hemen bismillah diyerek başlayalım. Zincirimizi çekerek. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi yeterli uzunlukta zincirinizi çekip modelinizi uyguluyorsunuz. Her türlü ince, kalın iple de yapılabilecek bir model. Arkadaşlar kanalıma da abone olarak desteklerseniz Memnun kalırım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şu kadar zincir benim için yeterli olacak arkadaşlar. Ben hemen bu zincirin üzerine modelimi uygulamak istiyorum. Tekrar bakayım. Yeterli olacağını düşündüm. Hadi birkaç tane daha çekelim. Sizin şey modelimizde arkadaşlar dörtlü trabzan tekniğini kullanacağız. Onun için trabzanlarımızı yaparken tığımızın üzerine bir iki defa dolayacağız. Bunu baştan size söyleyeyim. Ee, ona göre modelimizi kuralım. Şimdi zincirimizin tamamını çektiğimizi düşünerek bir iki defa doluyorum ve zincirimizi sayıyorum. Bir iki üç dört beşinci zincirin tepesine batarak şu şekilde bakın iki defa doladım. Bu doladıklarımı 1 2 3 4 defa da çıkıyor çıkacağız arkadaşlar. İki defa doluyoruz. Yaptığımız yerin hemen dibindeki yanındaki zincirin içine tekrar batarak 1 2 3 4 defa da çıkıyoruz. Şu an benim yaptığım kısım modelimizin kenar kısmındaki bant kısımları oluşacak. Buraya ben yan yana 5 tane trabzan yapacağım. Bir tanesi zincirimizden oluşan kenar olacak. Bakın şu kenardakini de trabzan sayıyorum. Yanına da şu kenar zincirden oluştu. 1 2 tane trabzan yaptım. 2 tane daha trabzan yapacağım yanına. 5 tane yan yana trabzanım oluşmuş olacak. 1 2 defa doluyorum. Hemen yanındaki zincirin içine batarak 1 2 3 dörtte çıkıyorum. Ha dediğim ben mesela burayı beş tane yan yana trabzan yapıyorum ama siz isterseniz üç tane de yapabilirsiniz. İsterseniz altı tane de yapabilirsiniz. Beş tane de yapabilirsiniz. Tamamen sizin kendi isteğinize kalmış bir durum arkadaşlar. Şu son trabzanımı da yaptıktan sonra bakın kenarda kenar bant olarak bir iki üç dört beş tane trabzanım oluşmuş oldu. Şimdi 1-2-3 zincir çektikten sonra arkadaşlar tığımın üzerine tekrar 2 defa doluyorum Bir tane zincir gözü atlayıp hemen yandaki trabzanın içine batarak bakın 1 2 3 trabzanı 3 defa çekiyorum ikisi kalıyor tığımın üzerinde Bunları kapatmıyorum çekmiyorum yani Tekrar tığımın üzerine 2 defa doluyorum Hemen bir yanındaki zincirin içine batarak 1 2 3 tane çekerek bekletiyorum. Tekrar tığımın üzerine bir defa dolayarak hemen bir yanındaki zincirinde tekrar gözüne batarak 1 2 3 defa çekiyorum. Bakın tığımın üzerinde bunlar bekliyor. Bunları biraz sonra hepsini birden alacağım. Tığımın üzerine 2 defa doluyorum. Son kez yanındaki zincirin içine batıp 1 2 3 defa çektim ve bu tığımın üzerinde kalan 1 2 3 4 5 tane zincir gözümü de şey trabzan gözümü de şu şekilde hepsini birlikte kapatıyorum ve 1 2 3 4 zincir çekiyorum burayı böyle yaptıktan sonra tığımın üzerine iki defa doluyorum bir zincir gözü atlayıp diğer zincir gözüne batıp aynı şurada yaptığım şekilde 1 2 3 defa çekip bekletiyorum İki defa doluyorum. Yanındaki zincir gözüne batıp 1 2 3 defa çekip bekletiyorum. İki defa doluyorum. Zincir gözüne batıp 3 defa da çekip bekletiyorum. İki defa doluyorum. Zincirin gözüne batıp 4. kez çektim ve 5 tanesini birden çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekerek bir yandaki zincir gözüne atlayacağım. Bakın iki tane trabzanlı dolgularımız oluştu. Tığımın üzerine iki defa doladım. Aynı burada yaptığım gibi bir zincir gözü atlıyoruz arkadaşlar. İkincisine batarak trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. İki üç defa çekiyoruz. İşte, tığı da bırakıyoruz. İki defa doluyorum. Yandaki zincir gözüne batıp Üç de çekip bekletiyorum 2 defa doluyorum 4 tane yan yana bu şekilde trabzanlarımızı yapıp 3 de çekiyoruz kalan ilmeklerinde hepsini bir kere de kapatıyoruz bakın arkadaşlar 3 oldu 1 2 zincir çektim 3 4 zincir çekerek aralarına tekrar bir göz atlayıp ikinci göze bunları yapıyoruz bir tane daha yapmak istiyorum zincirim yeterli geldiği sürece yapacağım üzerlerine Çünkü bitimine gene kenar bandı da yapmamız gerekiyor 5'li trabzanda şimdi toptan hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çektim bakın arkadaşlar yan yana yan yana şuraya da koyayım ki şu kısım kenar bandımızda 1 2 3 4 tane de trabzanlı kısım yaptık yeterli gelecek kenarı da bantını yaparak bu sırayı bitirmiş olalım ha siz devam etmek istiyorsanız Başına bantını, kenar bantını koyuyorsunuz yanlarına bu şekilde yapıp en sonunda ne kadar uzunlukta yapacaksanız devam edip kenar kısmına da gene bantınızla bitiriyorsunuz. 2 tane tığımın üzerine doladım 1 tane zincir göz atladım ve diğer göze hemen batarak buraya yan yana 5 tane trabzanla kenar bantını yapıyorum. 3 oldu dördüncü yapıyorum ve bu da beşinci olsun Evet arkadaşlar bu şekilde ilk sırası bu şekilde zaten modelimiz iki sıradan oluşacak Arkadaşlar şimdi bu köşede döneceğiz 1 2 3 4 5 zincirle dönüyorum tığımı iki defa doluyorum ve hemen şuna değil arkadaşlar, şu ikinci trabzanın tepesine batarak, bakın uzatarak dörtlü trabzanımı yapıyorum. İki defa doluyorum, hemen trabzan tepesine batıp bir, iki, üç, dört de çekiyorum. Bunun adına dörtlü trabzan diyoruz arkadaşlar. Tığımızın üzerine iki defa dolayıp dört defa da boşaltıyoruz. Evet, bakın. Şimdi bu esnada modelimizin ikinci ve son sırasını yapıyoruz. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir zincir çekiyorum. Tığımı tekrar doluyorum iki defa. Şu orta göze şu şekilde batıp 1, 2, 3, 4 de çekiyorum. Araya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı 2 defa dolayıp aynı gözün içine bir tane daha batıyorum arkadaşlar. Ve 4 çekiyorum. Bakın şöyle bir V oluştu. Araya bir zincir çekiyorum. Tığımı iki defa doluyorum. Hemen yandaki gözün tam ortasına batıp aynı şekilde dörtlü çekerek burayı da dörtlü trabzan yapıyorum. Araya bir, iki, üç zincir iki defa doluyorum ve aynı göze batıyorum. Dörtte çıkarıyorum. Araya bir zincir, iki de iki defa doluyorum ve bir sonrakinin tepesi. Modelimizin ikinci ve son sırası da bu şekilde. Ha, iki defa dolamayı unutmuştum. Çok kolay bir model olduğunu söyledim dostlar. Gerçekten çok kolay ve de e, örgü işlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz şık bir görüntü oluşuyor bir zincirle tekrar kenar bantına geldik kenar bantı yapıp döneceğim arkadaşlar bakın örgümüz bu, sıra, bu sırada bu şekilde görülüyor kenar bantına bildiğiniz gibi hızlı geçerek yapmak istiyorum Evet arkadaşlar kenarını yaptım ve kenar trabzanlarımı yaptıktan sonra aynen şu ilk sıradaki gibi işlemimizi buraya yapacağız ne yapmıştık kenar bantımızı yaptıktan sonra şu ara kısımda 3 zincirimiz vardı 1 2 3 zincirimizi çekiyoruz ve tığımızı iki defa doluyoruz arkadaşlar ortada şöyle boş bir V'miz var bunun önce şu baştaki trabzanın tepesine batıp bir tane 3 de çekerek trabzanımızı yapıyoruz bunları tığda bekletiyoruz Tekrar iki defa dolayıp boşluğa batıyoruz. Bir, iki, üç de çekip bekliyoruz. Bir, iki defa dolayıp aynı boşluğun içine bir tane daha batıp üç de çekip bekliyoruz. Tığımızın üzerine iki defa dolayıp bu sefer şu son trabzanın tepesine şuraya batıp bir, iki, üç de çekiyoruz önce. Sonra hepsini birden bu şekilde kapatıyoruz ve araya 1 2 3 4 zincir çekerek iki defa dolayıp karşıdaki şu kısımdaki şu trabzanın tepesine batıp aynı işlemi burada da yapıyoruz 3 defa çekip bekletiyoruz İki defa dolayıp boşluğa girip trabzanımızı yapıyoruz bekletiyoruz İki defa dolayıp aynı yere bir tane daha 3 de çekerek trabzan yapıp bekletiyoruz ve iki defa dolayıp kenardaki trabzanın tepesine batarak hop hepsini kapatıp bakın arkadaşlar şu şekilde bir görüntü oluşacak aralarına 3 zincir pardon 4 zincir kapattık bir zincir oldu 2 3 4 zincirle geçiş yapıyoruz iki defa dolayıp tepesine yaptım iki defa dolayıp ara boşluğa yapıyorum tekrar ara boşluğa yapıyorum iki defa dolayıp trabzanın tepesine bir tane daha yapıp bu esnada hepsini kapatıyorum ve 1 2 3 4 zincir çekerek tığımı iki defa dolayıp diğerine geçiyorum İpimin katı kalıyor bazen de onun için zorlanıyorum arkadaşlar. Katı tek kalmasın diye. Evet bakın 1, 2, 3, 4 zincir çekip. Yani bu modelimizde arkadaşlar bütün sıralarımızı e, dörtlü trabzanla yapacağımız için tığımızın üzerine her zaman iki defa doluyoruz ipimizi. Unutmamamız gereken tek şey bu şu kenara da geldik bakın modelimiz böyle bir model arkadaşlar Dolar, arkadan tekrar gelirken boş V'leri yapıyoruz şöyle göstereyim arkadan gelirken boş V'leri yapıyoruz önden giderken onların içlerini dolduruyoruz içlerini ve tepelerini ben şimdi köşeden 5 zincir çekerek 1 2 3 4 5 döndüm tığımın üzerine bir iki defa doladım bir değil ikincisine batarak köşemi döneceğim birkaç sıra daha yapacağım bu şekilde döneceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerleyecek yapmak isteyen arkadaşlar mesela şimdi arkadan gelirken ne dedim arkadaşlar boş V'ler yaparak geliyoruz. Önden giderken bunların içlerini ve tepelerini dolgularla doldurarak devam ediyoruz. İki sıradan oluşuyor modelimiz. Bir, iki sıra, bir ve ikinci sıra. Devam etmek isteyen arkadaşlar mesela bundan sonra içlerini doldurarak devam edecek. Kenar bantlarını dediğim gibi ben beş tane bıraktım. Siz tercihe göre altı yapabilirsiniz, 4 yapabilirsiniz, 3 yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Alt kısmına da dediğim gibi belki bir sıra trabzanla yapabilirsiniz. Belki bir sık iğne veya benim gibi zincir üzerine de yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Arkası önü iki taraflı kullanışlı bir model kolay model olsun, şık model olsun diyenlere güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma destekle destek için abone olursanız sevinirim dostlarım. Zehracan 161 de Instagram hesabım. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.